Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Türk Dili ve Edebiyatı'nda üniversite sınavında çıkmış olan halk edebiyatı ile ilgili soruları cevaplayacağız. Sorumuz 1. 2019, yani geçen sene LYS'de çıkmış olan bir soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır? Sorumuz bu. Ve yine Gölge Oyunu diye başlamış bu soruda da karşımıza geleneksel Türk tiyatrosunu sormuş. Biraz sonra da göreceğiz arkadaşlar, üniversite sınavında bu geleneksel Türk tiyatrosuyla ilgili aşağı yukarı her sene soru çıkmış. Şöyle bir bakalım geleneksel Türk tiyatrosuna. Geleneksel Türk tiyatrosu dediğimiz tiyatro, Tanzimat'tan önce divan edebiyatında görülen, yani Şinasi'nin şair evlenmesinden önce görülen tiyatrodur. Geleneksel Türk tiyatrosunu biz 3'e ayırıyoruz. 1, 4'e ayırıyoruz aslında ama 3'ünde çok çıkıyor. 1, Meddah, 2, Karagöz, 3, Orta Oyunu, 4, Köy Seyirlik Oyunu olmak üzere 4'e ayırıyoruz. Bunların ortak özelliği, Orta Oyunu, Meddah, Karagöz, Köy Seyirlik Oyunları ortak noktası bunların güldürü, taklit ve söz hünerine dayanmış olmasıdır. Yani ortada yazılı bir metin olmadığı için bu doğaçlama söylenen bir oyundur. İrticalen söylenir ve bunlar bir kişinin taklidi ya da bir hayvan taklidi üzerine kurulup insanları güldürür. Ama burada insanları güldürürken hem güldürmek hem de öğreticilik gönlünün ağırlık basar. Olumlu ve olumsuz tipleri özellikle seçerler ki iyi kötü çatışması, başka bir ifadeyle bilgili cahil çatışmasını verirler ve böylelikle de insanlara hem güldürür insanları güldürür hem de güldürürken insanları düşündürür. Sahne oldukça basittir ve dekor yoktur. Şimdi sorumuza bakalım. Geleneksel Türk tiyatrosu ile ilgili yine bir sorumuz var karşımızda. Şu, hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? Genellikle gölge oyunu olarak nitelendirilen Karagöz, Çıra Mumlanma gibi bir aydınlatma kaynağı ile yarı saydam bir perdeden yararlanarak oynanır. Doğrudur, Karagöz ve Hacivat dediğimiz oyunun diğer oyunun adına Gölge Oyunu adı verilir. Bu oyunun iki kahramanı vardır. Oyunun birinci kahramanı Karagöz, diğeri Hacivat'tır. Dikkat edin, oyunun adına Karagöz Hacivat oyunu değil Karagöz oyunu derler. O zaman bu oyunun baş kahramanı Hacivat değil Karagöz'dür. Karagöz ile Hacivat'ın başından geçen olayların anlatıldığı oyunda Çelebi, Bebe Ruhi, Tuzsuz Deli Bekir gibi yardımcı tipler vardır. Üniversite sınavlarında sorulan soruda Karagöz oyununda iki tane karakter vardır, başka da tip yoktur diye sorar. Hayır, bunun yanında yardımcı tipler dediğimiz Çelebi, Bebe Ruhi, Tuzsuz Deli Bekir vardır. Karagöz oyunu giriş, muhavere, fasıl ve bitişi olarak adlandırılan 4 bölümden oluşur. Doğrudur. Karagöz şakacı, nüktedan, meraklı ve patavatsız bir tipi canlandırırken Hacivat medrese kültürüyle yetişmiş eğitimli bir tiptir. Bu da doğrudur. Toplumun aksayan yönlerinin eleştirildiği oyunda Karagöz mendil, baston, sandalye gibi aksesuarlar kullanarak Hacivat bu aksesuardan faydalanmaz. Cevabımız Edirne oluyor. Çünkü mendil, baston, sandalye, yani iskemleyi kullanan kişi Karagöz değil, biz buna Meddah diyoruz. Bu E şıkkı Meddah'ın bir özelliği olduğu için cevabımız Edirne'dir diyoruz arkadaşlar. Peki bir sonraki bölüme geçiyoruz. 2. Aşağıdakilerin hangisinde bir masalın döşeme bölümünden alındığı söylenebilir? Geçen sene üniversite sınavında çıkmış olan bir soru, bence de sürpriz bir soru olarak karşımıza yer alıyor. Masal, lise müfredatında 9. sınıfta görülen bir konudur. Anlatmaya bağlı edebi metinlerde görülür. Fakat masal, halk edebiyatı ürünüdür. Dolayısıyla döşeme dediğimiz bölüm vardır. Bir masal 4 tane bölümden oluşuyor arkadaşlar. Döşeme dediğimiz bölüm vardır, serim bölümü vardır, düğüm bölümü vardır,
çözüm bölümü dediğimiz bölümlerden oluşur. Ve en sonunda da bitiş dediğimiz bölüm var. Bakalım şimdi ne diyor burada? Döşeme bölümünden alındığı söylenebilir. Pireler berber iken, develer tellal iken. Burada bu döşeme bölümüdür. Masalın döşeme bölümü dediğimiz bölümü konuyla masalla hiçbir alakası yoktur. Birbirinden alakasız, birbiriyle alakası olmayan kavramlarla, redifle, uyakla bir tekerleme kullanılır. Ama konunun içeriğiyle de alakası yoktur. Sadece çocuklara anlatıldığı için masallar, çocukların dikkatini çekmek için böyle kullanılır. O zaman cevabımız Adana'dır diyoruz arkadaşlar. Peki, üçüncü sorumuza geçiyoruz. 2017 yılında çıkmış olan bir soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Sorumuz bu. Bakıyoruz şimdi. İslamiyet'in doğuşundan kısa bir süre sonra ortaya çıkmış olan nokta nokta ne olabilir? İslam dünyasındaki etkisi yüzyıllar boyu sürmüş bir düşünce ve inanç sistemidir. İslamiyet'le ortaya çıktığı için birinci boşluklara hepsi olabilir. Hiçbirini eleyemedim. Devam ediyorum. İslami dönem Türk edebiyatında bu düşünce sistemi çevresinde bir edebiyat akımı doğmuş oluşmuştur. Bu akım kendine özgü nazım türlerine ve şekillerine sahiptir. Örneğin nefes gibi nazım türlerinde diyorsa o zaman bu nefeste cevap olarak ilke tasavvuf koyacağız. Yani buraya bir tasavvuf edebiyatını koyacağız. Güzel. Düşüncesi devam ediyorum. Vahdedi vücut ele alınmıştır. Vahdedi vücut. Vahdedi vücut dediğimiz kavram tasavvufta asıl önemli olan kavramdır. Tasavvuf açıklamada da görüldüğü gibi İslamiyet'le beraber ortaya çıkan bir kavramdır. Tasavvufu iki noktada inceliyoruz. Bir, vahdedi vücut dediğimiz tek varlık dediğimiz kavramdır. Tek olan demektir. Tek olan. Yani dünyadaki her şey birer görüntüdür. Bu felsefeye göre görüntü er ya da geç aslına dönecektir. Asıl olan da Allah olduğuna göre kişinin öldükten sonra Allah'a döneceği kesindir. Fakat yaşarken Allah'a ulaşmak lazımdır. İşte bu felsefenin adına vahdedi vücut felsefesi diyoruz. İkincisi hüsnü mutlak adını verdiğimiz düşüncedir. Buna da tek güzel vardır, o güzel de Allah'tır. Allah kendi güzelliğini görmek ve göstermek için dünyadaki tüm insanları yaratmıştır dersem o zaman cevabım tasavvuf ve vahdedi vücuttur denir. Halk edebiyatının tekke ve tasavvuf ve halk edebiyatı bölümüyle ilgili bence bir tık daha zor olan bir soruyla karşılaştık arkadaşlar. Peki geçiyoruz bir diğer soruya, dördüncü sorumuza. Soru 4 yine 2017'de çıkan bir sorudur. Hangisinde karagöz tipinin özelliklerinden biri değildir? 2019'da da çıkmış, 2017'de yine geleneksel Türk tiyatrosu dediğimiz tiyatrodan bir sorumuz var. Düşündüğünü söylemekten çekinmez. Evet, karagöz düşündüğünü söylemekten çekinmeyen bir tiptir. Hacivat'ın söylediği bazı sözleri yanlış anlar. Evet, uyak ve redif uydurur, onun dediğini ters anlar, bunun sonucunda da olay gelişir. Hacivat ile hemen hemen her konuda zıttır, hiç ortak oldukları bir nokta yoktur. Orta oyunundaki kavuklu tipini hatırlatır. Evet, orta oyunundaki kavuklu tipini karagöz, kağlardan aklımıza gelecek. Karagöz, kavuklu. Hacivatsa pişe kara aldırır. Konuşmalarında özentili ve süslü bir dil kullanır. Bu Karagöz'e ait olan bir özellik değil. Bu özellik Hacivat'a ait olan bir özelliktir. O zaman cevabımız Edirne'dir diyoruz. Beşinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. Soru 5. Yine 2017'de çıkan bir soru. Karşımızda bir dörtlük var. Bu tarz sorularda önce nazım birimine bakacağız dörtlük. Evet.
Peki, dörtlükte yazılan divan edebiyatı nazım biçimleri de var, halk edebiyatı nazım biçimleri de var. Şimdi bu nazım biçiminin, bu dörtlüğün divan edebiyatına mı ait, halk edebiyatına mı ait olup olmadığını öğrenmek için dörtlüğe bakıyorum. Eğer anlam kapalılığı varsa, Arapça, Farsça kelime ve tamlamalar çoğunlukta kullanılmışsa, şapkalı harfler dediğimiz inceltme işareti olan harf kelimeler çok fazla kullanılmışsa, o zaman bu divan edebiyatı nazım biçimidir. Kulak verdim dört bir yana dinledim, arkam sıra gıybet eden çoğuymuş. Çok yaşayıp mihnet ile ölmeden az yaşayıp devran sürmek yeymiş. Bakıyoruz burada, burada halk edebiyatı nazım biçimi var. Bunu bilebilmen için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'li ölçüyle yazılmış, hece ölçüsüyle yazılmış. O zaman bu nazım biçiminin adı koşmadır. Koşmanın 4 tane türü var. Birinci türü, eğer bir koşmada aşk, sevgi konuları anlatıyorsa bunun adına güzelleme adını verir. Eğer bir koşmada ölen kişinin ardından duyulan üzüntüyü anlatılıyorsa bunun adına ağıt denir. Eğer bir koşmada bir kişiyi eleştiri, toplumun aksak yönlerini eleştiri varsa buna taşlama adı verilir. Ve eğer kahramanlık ifade ediyorsa bunun adına da koçaklama adı verilir. Şimdi burada çok yaşayıp mihnet ile ölmeden az yaşayıp devran sürmek giymiş. Yani başkasına muhtaç olup yaşamaktansa az yaşayıp devran sürmek daha makbuldür diyor. Buna baktığım zaman didaktikle güzelleme, sevgi var mı, sevgili var mı, yok. Cevabımız Denizli. Kolay bir soruyla karşı karşıyaydık arkadaşlar. Evet, 6. sorumuza geçiyoruz. 6. sorumuza. Yine 2017 yılında çıkmış olan bir sorumuz var karşımızda. Peki, bakıyoruz şimdi. Pencereden bakan Dilber, güzelliğin bildirirsin. Ak göğsünde lale sümbül, ağlayanı güldürürsün. Gerdan açık benlerin çok, güzellikte menenliğin yok. Kaşların yay, kirpiğin ok, vurduğunu öldürürsün. Çıkmış olan bir dörtlük. Bu dörtlükleri karşılaştırıyoruz. Şimdi bakalım ne var burada? Ne ile yazılmış? Önce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uyak şeması A, B, C, B. Diğeri D, 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 B şeklinde olmuş. Eğer birinci dörtlük A, B, C, B ise biz bu tarz uyak şamasına koşma tipi uyak diyorum. Koşma tipi uyak sadece koşma nazım biçiminde kullanılır demek doğru değildir. Bakıyorum bu 8 ile yazıldığı için o zaman semaiden alınmıştır. Eğer bu uyak şemasına ait olup 8'li ile yazılmışsa bu semaiden alınmış demektir. Peki o zaman ne gitti? Adana gitti. Bir semaiden alınmıştır. Güzel. Anlatımda karşıtlıklardan yararlanılmıştır. Karşıtlıklar var mı burada? Var. Nerede? Yok, çok. Yok, çok derken şurada karşıtlıklardan yararlanmış. Semaiden alınmış, karşılıklardan yararlanmış, 8 ece ölçüsü yazılmış, söz sanatlarına başvurulmuştur ya da şiirde sevgiliye duyulan özlem anlatılmıştır. Peki, bakalım şimdi. Gerdan açık, benlerin çok, güzellikte menendin yok, kaşların yay, kirpiğin ok derken burada teşbih yapılmış. O zaman cevabımız sevgiliye duyulan özlem olmadığı için cevabımız Ceyhan'dır diyoruz arkadaşlar. Peki, 7. soruya geliyoruz. Sorumuz 7. Yine çıkmış olan bir soru var karşımızda. Geleneksel Türk tiyatrosu ile ilgili olarak aşağıdakilerde yargılardan hangisi yanlıştır? 2016, 2017, 2019 her sene geleneksel Türk tiyatrosundan soru sorulmuş. Dramatik türde sadece Karagöz ve Orta Oyun'unu bilen Türk seyircisi Tanzimat'tan sonra türün Avrupa'yı şekillerinde tanımaya başlamışlardır. Evet. Şunu söylemeye çalışıyor. Tanzimat'tan önce Türk tiyatrosu, geleneksel Türk tiyatrosu iken Tanzimat'tan sonra modern Türk tiyatrosu olmuştur. Bu da doğrudur. Karagöz ve Orta Oyun'daki tüm tipler tek bir kişi tarafından
taklit yoluyla canlandırılır. Kara gözde de tek bir kişi vardır. Orta oyununda da. O zaman cevabımız acaba bu mu? Bir soru işareti koyduk. Geri döneceğiz. Karagöz ve orta oyununda olayların akışı başlıca iki kişinin üzerindedir. Evet, Karagöz'de ise Karagöz Hacivat var. Orta oyununda Karagöz'ün karşılığına Kavuklu, Hacivat'ın karşılığına Pişekar dediğimiz için cevabımız bu değil. Karagöz ve orta oyununda Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan farklı etnik zümrelerin şiveleri önemlidir. Evet, örneğin Kayserili, Laz, Ermeni, Çerkez, Yahudi gibi farklı etnik gruplardan ya da ağız farklılıklarına dayalı bir oyundur. Bunlar da doğrudur. Karagöz ve orta oyununda diyaloglar belirli bir çerçeve doğrultusunda doğaçlama olarak söylenir. Bu da doğrudur. Peki geliyorum şimdi. Karagöz ve orta oyunundaki tüm tipler tek bir kişi tarafından taklit yoluyla canlandırılır dersem, Karagöz ve Hacivat bir tek kişi tarafından canlandırılabilir. Yani arkada Karagöz dediğimiz kişi vardır. Fakat orta oyununda tek bir kişi değil, canlı olduğu için Hacivat'ın karşılığı olarak Pişekar, Karagöz'ün karşılığı olarak da Kavuklu olduğu için cevabımız Bursa'dır diyoruz arkadaşlar. Peki, geldik 8. sorumuza. Sorumuz 8. Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? Seni sevmek bana verse de çile, yılmadan çekerim yeter ki hede. Senin gibi biten ender bir güle, gözyaşı dökerim yeter ki hede. Şimdi bunlar taşlama, koçaklama, güzelleme, ağıt ve destan. Destan kahramanlıktır. Burada bir kahramanlık yok. Koçaklama da aynı şekilde. O zaman taşlama, ağıt ve güzelleme. Burada sevgilinin ölümünden veya bilinen bir kişinin ölümünden duyulan üzüntü yok. Ağıt değil. Eleştiri yok değil. O zaman cevabımız Ceyhan'dır diyoruz arkadaşlar. Peki 9. sorumuza geldik. Soru 9. Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi Yunus Emre olan ilahi, Allah aşkını konu edinen, onu övmek için özel bir ezgiyle yazılıp söylenen, herhangi bir tarikat izi taşımayan şiirlerdir. Bu şiirler söylendiği yere kesime göre farklı ismi hangisi bunlardan biri değildir? Evet, ilahinin Mevlevilerde karşılığı ayindir. Bektaşilerde karşılığı nefestir. Alevilerde karşılığı demedir. Gülşenilerde karşılığı tapuğudur. Devriye bir ilahinin değişik bir adı değildir. Devriye devir kuramından gelir. Kişinin Allah'tan çıkıp tekrar Allah'a dönmesini anlatan tekke ve tasavvuf ve Türk edebiyatı nazım biçimine devriye denir. O zaman cevabımız Denizli'dir diyoruz arkadaşlar. Evet, sorumuz 10. Ona geliyoruz. Soru 10. 16 ve 17. yüzyıllarda yaşayan Yunus Emre ile Nasreddin Hoca gibi nereli olduğu konusunda değişik rivayetler bulunan anahtar kelimem saz şairidir. Halk edebiyatında şairleri ikiye ayırıyorum. 1. Saz şairleri, 2. Kalem şairleridir. Saz şairi ve kalem şairleri arasındaki farklar şunlardır. Saz şairleri şiirlerinde sadece hece ölçüsünü kullanır. Kalem şairleri ise şiirlerinde hem hece ölçüsünü hem de aruz ölçüsünü kullanır. Saz şairleri dediğimiz şairler şiirlerinde dörtlük nazım birimini kullanırken kalem şairleri hece ile kullandıklarında dörtlük nazım birimi, aruzla kullandıklarında beyit nazım birimini kullanırlar. Saz şairleri dediğimiz şairler ümmidir. Ümmi derken okuma yazma bilmezler. Ama kalem şairleri dediğimiz şairler medrese eğitim alırlar. Saz şairlerinde, şiirlerinde tasavvuf yoktur. Tasavvuf kültürü yoktur. Kalem şairlerinde vardır. Peki o zaman neden kalem şairlerini divan edebiyatında almıyoruz? Çünkü divan edebiyatı şairlerinden Nedim ve Şeyh Galip'in birer şiir hecedir. Diğerleri heceyle yazmadığı için bunları da halk edebiyatında almamız gerekiyor. Saz şairleri, 3 tane saz şairi söyleyeceğim. 16. yüzyılda
Köroğlu vardır arkadaşlar. 17. yüzyılda Karacaoğlan vardır. 18. 19. yüzyılda Dadaloğlu vardır. Ve 20. yüzyılda da karşımızda Aşık Veysel gelir. Saz şairi 16 ve 17 diyorsa cevabım Ceyhan. Ama devam ediyorum. Çukurova net bir şekilde Ceyhan çıkıyor. Türkmen, evet. Bağırsak boyunlandır Barak'tır. Cevabım Ceyhan çıkıyor ki burada zaten saz şairi, diğerleri Aşık Ömer, Er Geferi, bunlar karşımıza saz şairi değil, kalem şairi olarak çıkar. Köroğlu ile Karacaoğlan kalır. Köroğlu 16. yüzyıl, Karacaoğlan da 17. yüzyıldır. Ama aşk şairi dersem de karşıma direkt Karacaoğlan gelecektir. Evet, 11. soruya geçiyoruz arkadaşlar. 11. Bir Dede Korkut sorusu var. 2014 yılının üniversite sınavında çıkmış bir sorusu. Dikkat dediğimiz bir bölümdür. Dede Korkut hikayeleri olarak hangisi söylenemez? Hikayelerinin dili 14 ve 15. yüzyıl konuşma Türkçesidir. Doğrudur. Kelimelerin çoğu Türkçe kökenlidir. Nazım ve nesil anlatım iç içedir. Anlatım son derece canlı ve hareketlidir. Evet. Hikayeler Dede Korkut tarafından kaleme alınmıştır. Arkadaşlar, bu Dede Korkut hikayeleri anonim bir özellik gösterir. Anonim. Yani kim tarafından yazıldığı, söylendiği bilinmez. Hikayelerin yazıldığı yazan kişi Dede Korkut değildir. Dede Korkut kimdir? Bilge, meçhul biridir. 12 hikayenin hepsinde yer alır. Bazen çocuklara ad verir. Bazen hızlı ata binir. Kafirlerle savaşır. Ama asla bu iki hikayelerin yazarı Dede Korkut değildir. Cevabımız Edirne'dir diyoruz arkadaşlar. Evet, 12. sorumuza geldik. Yine geleneksel Türk tiyatrosu 2012'de dikkatinizi çekiyorsa bütün sorularda hep aynı tarz sorular sorulmuş. Hangileri geleneksel Türk anlatıları arasında yer alan türlerden biri değildir? Orta oyunu, medda, kafadan gitti. Evet, geriye destan da gidiyor. Komedi ile trajedi, tanzimatla beraber modern Türk tiyatrosu olarak girmiş. O zaman cevabımız 3 ile 5'tir diyoruz, Denizli'dir. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.